Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle yeniden chess tempoda soru çözmeye başlayacağız. Bu arada şimdiye kadar kanalda ve videolara gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umuyorum kaliteyi de, çeşitliliği de arttıracağım yakın zamanda. Çünkü bu da benim ilk adımlarım. Her istediğim şeyi başarıyla gerçekleştiremedim şimdiye kadar. Yavaş yavaş bir şeyler elde etmeye çalışıyorum. Umuyorum daha verimli, daha güzel videolar çekebilirim. Bu videoda sizlerle daha önce ilkini yaptığımız alıştırmaların devamını yapacağız. Chess Tempo sitesinde biraz değişiklikler var. Şurada Try New Beta Tactics diyor. Sanıyorum yeni bir sürümü gelmiş Chess Tempo'nun. Evet. Buna bakabiliriz. Ne diyor tam olarak? Change set başta. Kolay deyince kolay çözebiliyor muyuz? Change set nedir? Yıldırım hızlı eğer çözüm. Bunların hepsini deneyebiliriz. Yıldırım'da hızlı çözmeye çalışıyoruz. Karışıkta karışık diyor ama neyi karıştırdığını tam olarak bilmiyorum. Standartta da şimdi bizim yapmaya çalıştığımız şey olacak. Önce kolaydan başlayalım. Video altlarına yazılan yorumlarda soru çözmeyle ilgili, açılışlarla ilgili ya da klasikler dediğimiz yani eski dünya şampiyonlarının, eski ustaların oyunlarının incelenmesiyle ilgili yorumlar görüyorum. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiye kadar kanalı ilk açtığımdan itibaren çok sayıda klasik inceleyemedim ama bir miktar incelemiştim. Bir süreliğine daha pratik şeylerle ilerlemeye çalışıyorum. 3 dakikalık oyunlar gibi ya da zamanımızda oynanan dünya şampiyonası maçı gibi. Çünkü en çok ilgiyi bu şekilde bir araya toplayıp daha sonra yapılan geri dönüşlerle sağlıklı bir sonuç elde etmeyi umuyorum. Ama hepsi aklımda. Açılış çalışmasını da, oyun ortası çalışmasında, oyun sonunu da, klasik incelemelerinde yapmayı düşünüyorum. Soru çözmeyi de aynı şekilde. Bugün Chess Tempo'nun yeni versiyonunu bir test edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. En son siyah oyuncu kare çarpı d7 almış. Hemen dikkatimizi çeken şey h5 piyonunun boşta olduğu. Vezirle ya da kaleyle alınabiliyor oldu. Ve bir de dikkatimizi çeken başka şey de bu kalenin boşta olduğu. Tabii ki bunlardan faydalanabilmek gerekiyor. Evet, kalenin boşta olması, h5'in alınabiliyor olması ile ilgili görebildiğim sadece bir numara var. Hemen vezirle alıp şah çekmek. Ve eğer rakibimiz g dikeyine kaçarsa vezirle g4 karesinden şah çekmek. En çok beni cezbeden şey çünkü hemen D7'deki kareyi alacağım. Ve başka bir ayrıntıyı yoksa soru çözülmüş olacak. Çünkü aldıktan sonra şah G8, vezir G4. Örneğin vezir G7 oynayabilir. Vezir alır D7. Vezir E5'ten şah çekerse kale kapatıp ben de şah çekiyorum. O halde vezir H5, vezir G4, vezir D7. Evet, burada tek görmemiz gereken onu söyleyecektim ama fırsat olmadı. Kale G3 yapıp vezir kapatma fikri var. Onu söylemeyi unuttum. Ama yine kontrol ederim. Rakip sürekli şah çekmesin diye aşağı kaçmamız mümkün değil. Çünkü vezir bir kez daha şah çekiyor. Ve kareyle kapattığımız zaman da ardından vezir dönebiliyoruz. Evet. Sıradaki soruya geçelim. Evet, hemen taşları saydığımızda rakibin iki karesine karşılık bir karemiz olduğunu görüyoruz. Ve rakibin çıplak şahına merdiven matı yapmak beyazın son hamlesiyle engellenmiş durumda. Hemen tabii ki vezir h3 ile şah çekmek dikkatimi çekiyor. Çünkü her zaman önce en tehlikeli hamlelere, şah çekişlere bakıyoruz. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada çok fazla ilgi çekici hamle var. Vezir h3 şah gibi, kale g5 gibi mat tehdidiyle. Kale F4 gibi yine madde tehdidiyle. Bir sürü insanın dikkatini çeken hamle var. Örneğin Vezir H4 de bir başka hamle. Dolayısıyla hepsini sakin bir şekilde hesaplamak gerekiyor. Vezir H3 hamlesinde Şah G1 oynanıyor. Kale G5 oynarsak Şah F2. Vezir H2 ile devam edersek ya da Vezir H4 ile E dikeyine kaçabiliyor. Şah E3 gibi. Ve kaleyle nasıl devam edeceğimi göremiyorum. Vezir H3, Şah G1, Kale G1, Şah F2.
Vezir h2, şah e1 oynuyor. Kalemize L2'ye gelemiyoruz. Şah elimizden kaçırmış oluyoruz sanki. Bunun dışında direkt kale g5 gibi bir hamle yapıp mat istersek beyazlar vezir e4 ile şah çekebiliyor. Vezir e4'e şaha nasıl cevap vereceğimizi tam göremiyorum. Çünkü öyle bir hamle ki bu. Piyon sürersek sürekli şah çekiyor bize. Vezir e7, vezir e8. Kale kapatırsak en basitinden ne oynayabilir diye düşünüyorum. Buradan mat tehdidimize karşı. Vezir e5'e gerçi vezir g2 mat yapıyor. Kale g5, vezir e4, kale g6. Vezir g6 oynarsa vezirle alabiliyoruz. Ama bu pozisyon kazanç mı? Çünkü veziri eğer kaleye feda edebilirse iki kaleye karşı vezir olacak ve benim şahı mat etmem ya da çatal atmam kalelerden benim mümkün değilse beni uğraştırır diye düşünüyorum o final. O yüzden kale g6'da oynamak istemiyorum. Dolayısıyla kale g5 hamlesi de işimize yaramıyor sanki. Kale f4 hamlesinden de vezir e4 gibi bir hamle olabilir mi acaba? Vezir e4 şah çekip vezirini feda edebilir mi? O da ilginç. Ama şu vezir şah h4 şah çekme hamlesini incelemediğimi fark ettim. Vezir h4 şah çekip şah g7 dikeyine geldiği zaman iki hamlede mat etmiş oluyoruz. Şah çekiş alış tehdit kuralına göre şah çekişleri bitirmeden diğer örneklere, diğer hamlelere geçmemeliydim. Belki zaman kaybetmemeliydim ben. Çünkü bu hamle cevabı veriyor. Evet, siyahlar son hamlesiyle at h3 vurarak piyon alıp şah çekmişler. Vezirimiz de saldırı altında olduğu için şaha kaçmak mümkün görünmüyor. Çünkü hemen veziri alıyor ve karşılığında bir şey yok. Güzel bir devam yolu yok. Peki fil ve piyon alma arasında fark nedir? Asıl sorumuz bu. Fil de alırsa vezirle aldığında nasıl devam etmeliyim? Onu bulmam gerekiyor. Fil aldığımda vezirle alırsa ne yapacağım? Vezir f6 şah çekebilir. Fil aldığımda daha güzel hamleleri de var sanki, yanlış görmediysem. Çünkü fil de bunu alırsam çok daha basit, fil de bunu alıp vezirle aldığımız zaman h3'teki taşımızı vezirle alabiliyor. Fil alamıyoruz açıkçası. Ama piyonu alırsak sanki taş kazanıyoruz gibi geliyor. Piyonu aldığımız zaman rakibin ne yaptığını göremedim. O yüzden soru beni endişelendiriyor. Piyonu aldığımız zaman acaba vezir h3'ü mü kaçırıyorum? Ama vezir h3 hamlesinde de bu sefer ben şah çekip bu taşı alabilirim. Böyle bir durum var gibi duruyor. Onları da hesaplamak gerekecek. Piyonu aldık. Vezir h3 oynadı. Vezir f6, şah h7. Vezir e6. Fil alır e3. Bu sefer köşeye sıkışıyor olabilir miyiz? Ama taşları saydığımız zaman hali hazırda saya saya gittiğimiz zaman bir taş alıyoruz. Rakibimiz alıyor. Şah çekiyoruz. Kaçıyor. Bir taş daha alıyoruz. Şah çekiyor ve şahımızı kaçıyoruz. Nasıl devam edeceğini göremiyorum hala. Evet. Piyonu aldığımız zaman vezirle veziri alması mümkün değil. Çünkü şah alıyoruz. Piyonu aldığımız zaman fille alması mümkün değil. Çünkü vezirle alıyoruz. Evet. Gerçekten de böyle devam ediyor. Burada vezir f6'yı varsaymıştım. Bir yanlışlık olmaması açısından kontrol etmem gerekiyor sanırım cevabı. Çünkü belki ara hamle de yapılabilir. Fil h6 gibi. Ama fil h6'ya fil g4 alabiliyor ve g dikeyinde çok tehlikeli bir durum oluşabiliyor diye düşünüyorum. Öte yandan vezirle şu kaleyi alabilsem rakibin veziri bedava olabilir. Belki böyle bir devam yolu mümkün. Evet, vezir f6'dan sonra soruyu doğru cevapladığımı söyledi. Sanıyorum vezir f6'dan sonra eğer
Filgeye de oynarsa. Tabii ki Filgeye de oynarsa bunu alıyoruz. Buna oynarsa nasıl devam etmeliyiz? Ben böyle varsaymıştım ama %100 emin değilim. Çünkü burada hem veziri hem atı istiyoruz. Nasıl koruyacağı belli değil. Herhalde böyle bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Çünkü başka savunma göremiyorum siyahlar için. Diğer soruya geçelim. Evet. Taşları hemen saydığımızda siyahın kalite eksikliği olduğunu görüyoruz. Ata karşı at, kaleye karşı kale, file karşı kale. File karşı kale beyaza avantaj veriyor. Piyonların sayısı da eşit. Dolayısıyla burada örneğin kaleye karşı fil değişmek, kaleye karşı at değişmek bize oyunu kazandırmayacak. Soru bizden daha fazlasını istiyor yani kısaca. Daha fazla ne yapabiliriz? Tabii ki hemen şah çekişler aklımıza geliyor. Şah çektiğimiz zaman şaha kaçabilecek tek yeri var. Bir daha şah çektiğimizde şahın kaçabilecek birden fazla yer oluşuyor. Tabii buradan şah çekmenin amacı bunu almak. Şimdi düşünmemiz gereken şey şu olacak yüksek ihtimalle. Alıyoruz, şah çekiyoruz, geliyor. Şah çekiyoruz, kaçıyor. Alıyoruz kaleyi. Burada eğer rakibimiz fili aldığında kaleyi alabiliyorsa kazanç pozisyonunda olmalıyız. Kaleyle fili aldığında piyon alabiliyoruz. Dolayısıyla yine kazanç pozisyondayız o halde. Kontrol etmem lazım tabii ki. Yine belki daha basit bir şey var mı diye ama tabii kale kapatıyor. Ayrıca bunda bir şey yok. Evet. Tactical Wizard olduk. Büyücü. Evet, zor sorulara yavaş yavaş geliriz diye tahmin ediyorum. Evet, yine hemen dikkatimizi çeken boşta taşlar var. İki tarafında. Kaleyle aldığımız zaman vezirle alıyor. Yani bir şey göremedim kaleyle aldığımız zaman, vezirle aldığımız zaman. Rakibin kalesi de boşta. Bu da boşta. Böyle bir aday hamlemiz var. Direkt tehdit hamlesi. Veziri istiyoruz ve aynı zamanda bunu almak istiyoruz. Ama şurada hesaplamamız gereken şey fil C6 gibi bir hamle. Veziri filini koruyarak kaçınca ne oldu? Orada bir şey göremedim. Vezir C5 gibi bir tehdit hamlesi var. Hem kaleyi hem de fili isteyen. Ama kaleyi kaçtığı zaman biz onun filini almakta güçlük çekebiliriz. Çünkü o bizim filimizi istiyor. Bir şey değişiyor mu fili? Şöyle bir durum olabilir mi diye düşünüyorum. Eğer bu file iki kez basarsam vezirle böyle geldikten sonra vezir C5 oynadıktan sonra örneğin kale B8 gibi bir hamleye artık filimi çekebiliyorum. Çünkü vezir herhangi bir şekilde kaçtığında bu fili bedava alabileceğim. Şimdi hesaplamaya geçebiliriz. Vezir C5, kale B8 diyelim. Fil C6. Şimdi hem fili hem vezir istiyorum. Fil B4 oynayamıyor, fil B6 oynayamıyor. Çünkü vezirini alıyorum. Vezirimi aldığı zaman piyonları alıyorum vezirimi, filimi. Fil fazla kalıyorum. Dolayısıyla vezir C5 tekrar başlayayım. Vezir C5, kale B8. Fil C6'dan sonra vezir oynamak zorunda. Vezir D8 hamlesinde kale A5 oynuyorum. Çünkü kale B8, kale B1 ile şah çekerse şah H2 oynuyorum ve rakip vezir benim at etmek için güzel bir kareye ulaşamıyor. Çünkü 5. yatayı zaten koruyorum. Vezir G5 yok. Vezir H4'e gelemiyor. Piyon var. Evet, bu cevap olduğunu sanıyorum. Evet, bu bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü vezirle bunu aldıktan sonra kale B8 oynadığı takdirde açmazdaki taşımı evet. Evet, yine oldukça karışık bir konu. Hemen taşları saymakta fayda var. İki hafif taş, iki hafif taş. Vezirler ve kaleler aynı. Ama beyazların piyon bakımından çoğunluğu var. Ve en son hangi taşımızı almış? En son F3'teki piyonu almış. Eğer önemli bir materyal kazancı elde etmezsek rakibimizin iki piyon fazlalığı var. Burada hemen dikkatimizi çeken hamleler, şah çekişler, taş alışları, kaleyi alır D2 gibi ve tehditler olacak ki ben çok net bir tehdit göremedim ilk bakışta. Hemen şu hamle ilgimi çekiyor. Kaleyi aldığım zaman çünkü fil de almak zorunda. Başka bir ara hamle yapamıyor. Fil de şah çektiğim zaman yine almak zorunda.
Vezirle aldığım zaman vezir G2 oynamak zorunda. Vezirle şah çektiğim zaman sanki fil kazanıyorum gibi düşündüm. Sorunun istediği şeyi buldum gibi. Yani şöyle düşünüyorum. Kaleyle atı almak, fil alınca fille şah çekmek, kaleyle alınca vezirle şah çekmek, vezir kapatınca vezirle şah çekmek ve vezir kapatmak zorunda çünkü şahın gidecek yeri yok ve bu durumda da fili almak istiyorum ve taş fazla kalıyorum ve devamında bir şey göremiyorum. O yüzden biraz acele ederek bunu oynayacağım. Elbette beraber yapmak gibi bir amacımız yok. Evet. Yine karışık pozisyon. İki tarafında iki tane hafif taşı var. İki tane, ikişer tane kalesi var. Beşer tane piyonları var. Ve en son beyaz oyuncu F6'daki siyah piyonu yiyerek rakibine küçük bir tuzak kuruyor. At F6 alınırsa at F6 alıp o da çatal atacak ve G8'deki kaleyi bedava alacak ve biz taş kaybetmiş olacağız. Peki. Bu durumda ne yapabiliriz? Tabii ki aday hamleler arasında şah çekişler olmalı ama kale G2 hamlesi pek parlak gelmedi bana. Şahla alıyor ve atla kalesini alırsam at kaybetmiş oluyorum. Ama kale G4 gibi bir hamle hemen dikkatimi çekti. Bu taşların birbirine bağlanmış pozisyondan hemen faydalanabiliyorsam eğer neden olmasın? Örneğin kale G4 hamlesine atını korusa dahi ata vurmak istiyorum çünkü burada kalesi bedava. Kalesini kaçmaya çalışırsa atı bedava almak istiyorum. Çünkü koruması yok. İşin fenası başka aday hamle göremiyorum. Yani bu tarz bir saldırı hamlesi ya da at C5 gibi bir yani saldırı hamlelerini incelemeye gerek duymuyorum bile. Evet, kale G4'ten başka hamle göremedim. Kale G4. Şimdi biraz daha ince hesap yapalım. Kale G4'de acaba E6 karesinde taş feda edebilir mi? Ama onu bile yapsa sanki atını alıyorum ve bir daha kale istiyorum. Bu olmayacak. Kale G4. Kale G4'de at F2 oynayabilir. Evet, bu hamleyi incelemek lazım. En iyi devam yolu o gibi duruyor. Ama kale G4 hamlesinde at F2 bile at F6 alışımızdan sonra kalemizi aldığında bizim atımız tarafından alınıyor ve dolayısıyla 3 puan önde kalıyoruz. Bir at önde oluyoruz. Başka da savunma yok. Evet, o bizim ikinci tahminimizi oynadı. Atı korumaya çalıştı. Fakat bu durumda direkt taş fazla kalıyoruz. Evet. Yanlış yapana kadar devam etme isteği içerisindeyim ama daha erken de bırakabiliriz tabii ki. Bir yarım saat düşünmüştüm. Şu an kaç dakika oldu tam olarak bilmiyorum ama biraz daha devam edebilirmişiz gibi hissediyorum. Isınıyoruz. Vezirler aynı, kaleler aynı, hafif taşlar aynı. 5 piyona 5 piyon var. Her şey eşit. Elde etmemiz gereken şey acaba mat mı, materyal kazancı mı anlamak için hemen bakıyoruz. Rakip şahın konumu bir tuhaf duruyor. Boşta kalesi var. Vezir aktif duruyor. Rakibin başka aktif taşı yok gibi. Çok enteresan. Rakibin şahı o kadar kötü durumda ki bu sıra dışı durumdan sıra dışı hamlelerle faydalanabilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü genelde yanılmıyorsam Alekhine'di. Sıra dışı durumlar sıra dışı çözümler gerektirir gibi bir sözü vardı. Ve satranç tahtası için bunu söylüyor. Bu tarz rakibin tuhaf görünen taşlarından faydalanmak için bazen tuhaf hamleler ihtiyacı doğabilir. Ve ben Vezir A1 gibi bir hamleyi ilk başta değerlendirmeye tabi tutmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Vezir A1'e kaleyle alamadığını görüyoruz. Çünkü şöyle bir varyant görebildim. Vezir A1, kale A1, kale A1. Şimdi atı alıp mat yapmak istiyoruz. Vezirle şahımıza saldıramıyor. Atını koruyamıyor. Korusa dahi nasıl koruyacak? Vezirini boşa koyarak bile koruyamıyor. Dolayısıyla hava deliği açmak zorunda. Hava deliği açmak zorunda. Kaleyle aldığımız zaman belki o zaman şah h2 oynayabilir. Burada hızlı bir bitiriş var mı? Burada fil g1 de oynayabiliriz. Çünkü fil g1'in de bir tehdidi var. Fil g1 de fili geri çekip g3 ile mat yapmak istiyor. Evet, vezir a1, kale a1, kale a1. Vezir a1, kale a1, kale a1. H3.
Burayı düşünüyorum. Kale G1 mi, fil G1 mi? Kale G1, şah H2. Fil F4 yok, vezir var. G3 oynarsak şahla alabilir sanki. Fil alırsak ve mat istersek G3 de zorunlu sanki. Ama onu bu sefer H3'e alıyoruz. Bir ara hamleyle başlarsa, HG4 alırsa, yani şunu kastediyorum. Vezir A1, kale A1, kale A1, H3, fil G1, HG4. FG4, G3. Açarak saldırı yapıp vezir alamıyorum çünkü vezir beyaz karede bulunuyor. Fil G1, HG4. FG4, G3. Fil E3, şah H2 ve orayı kazanmamız güç görünüyor. Aa. G1. Evet. G3'ü erkenden oynayamamak sıkıntı yaratıyor. G3 oynayabilsek bir şekilde filimiz G1'deyken vezir alsa bile açarak saldırı yapabiliyoruz. Ama bunu gerçekleştiremedim bir türlü. Vezir A1, kale A1, kale A1. H3. Şimdi G3 oynasam vezir G3, fil G1, vezir H4 oynayabiliyor. Vezir H4, şah G6. İlginç bir şekilde vezirin an G3 oynayabiliyor bu sefer. Vezir A1, kale A1, kale A1. H3. Fil G1, HG4. Fil E3, H2. Fil F4. Aman Allah'ım. Sanıyorum bir körlük oldu. Bir şeyi yanlış anlamışım konumla ilgili. Vezir A1, kale A1, kale A1. Evet, yorucu olabiliyor tabii ki. Kale A1, H3. Kale H3, fil G1. HG4, fil E3, şah. Şah H2, fil F4, şah. Bu sefer de G3 oynuyor gerçi. G3 oynamasını istemiyoruz. Evet, çözme konusunda ilk zorluğumuzu yaşıyoruz. Vezir A1 belki doğru hamle değil. Tabii ki Vezir A1 üzerine çok durdum. Niye Vezir A1'de ısrar ediyorum eğer doğru değilse? Çünkü çok sanki Vezir A1'miş gibi hissettim ama başka aday hamle görmek zor. Kale A7 hamlesinde Vezir 8. yataydan etkinleşebilir. O yüzden çok ihtimal dahilinde gelmedi. Fil G1 alışına bakmadım çünkü şahla alıyor. Ve vezirime ayrılamıyorum bir yere çünkü kalem boşta. Evet, vezir A1'de ısrar ediyorum. Vezir A1, kale A1, kale A1. H3. H3'e niye G3 oynamıyorum? Ben vezir G3 alıyor sanıyorum. Vezir G3 alamıyor ki. Evet, bu körlüğü hemen telafi ediyorum. Maalesef. Bu soruya ne kadar zaman verdiğim? 5 dakika 59 saniye verdim ama maalesef çok büyük bir körlüğe kurban gittik. Vezir A1. Vezir A8 almak zorunda çünkü maalesef kale A1 yok. Evet, böyle şeyler tabii ki zaman kaybettirici şeyler, üzücü oluyor çünkü çok uzun süre H3 G3 piyonunu vezir alabildiğini düşündüm. Ama böyle bir şey mümkün değil. O yüzden direkt fille alıp mat yapmaya çalıştım. Ama olmuyordu. Çünkü bu durumda şaha kaçmak zorunda değil. G3 oynuyor. Dolayısıyla boşuna zaman kaybetmiş oldum ama tabii ki biraz daha dikkatli bakmam gerektiğini anlamış oldum. Vezirin çaprazı yanlış oldu. Çünkü bu pozisyonda vezir A1, kale A1, kale A1 hamlesinin ardından mata çare yok. G3 de oynayamıyor. H3 oynarsa da G3 var. Ve bitiyor. Evet, umuyorum biraz daha hızlanacağım şimdi. Öğretici olmasını istiyorum. Aslında hızlı çözmek istemiyorum. Ama yine de çok bariz sorular üzerinde de sizin görmüş olduğunuz cevaplar üzerinde de ben vakit kaybetmek istemiyorum açıkçası. Yine karışık bir pozisyon.
Hafif taşlar eşit. Kale ve vezir eşit. Beşer piyon var. Evet, hemen boşta taşlar dikkatimizi çekiyor. Boşta at, boşta fil, boşta at. Tabii bu arada şu an gecenin ilerleyen saatleri saat 12 civarı olduğu için biraz da zorlanıyorum açıkçası. Anlaşılacaktır diye umuyorum. Evet, şimdi at B3 hamlesi vezir B6 ile karşılanmak zorunda. Çünkü taş kazanmış oluyoruz. At B3, vezir B6. At B3, vezir B6 bir mat fikri canlanıyor gözümde. Kale D1 fedasıyla. At B3, vezir B6, kale D1. İlginç. Çünkü kareyi alırsa vezir E4 alınca mat oluyor. Vezir at ikilisi mat ediyor. Kale kapattığı zaman onu da alıyoruz. Dolayısıyla at B3, vezir B6'ya, kale D1'e, şah C2 ya da at C1 oynamak zorunda. Tabi at C1'e kale boşta. Şah C2 oynarsa kale D1, kale E1 alıp oynayabiliriz. Çünkü vezir de aldığı zaman vezir E4 alıyoruz. Bu çoktan kazanç olmalı. Evet, burada en iyisini yine de bulmaya çalışalım. Kale E1'den daha iyisi var mı acaba? Yine bir şey yapamıyor ama kale E1'e B3 alacağını düşünebiliriz. Forse mat varsa görmek gerekir. At A1 ile başlayan forse mat. Şah D1 var. Mat olmaz. Vezir E4'ü kaleyle alıyor. Kale D2, şah B3. Evet. Böyle yapmak zorundayız. Evet. Yine oldukça karışık bir pozisyon. Rakip son hamlesiyle kalemize saldırıyor. Ama bu atın boşta olduğu dikkat çekiyor hemen. Ama rakibin son hamlesiyle aynı zamanda kaleler birbirine el salladığı için, kale bağlantısı sağlandığı için artık açarak saldırılar gündeme gelebilir. Sanıyorum taktik olarak siyahlar bunu hazırlıyor. Ve bizim de hesaplamamız gereken ilk şey yüksek ihtimalle D çarpı C6. D çarpı C6, E çarpı F3. Vezir E8 direkt aklıma geliyor. Kale E8, sonra bir daha kale E8. Plan kaleyle F7'yi almak ya da kale A8 yapmak. Fil C2'yi almaya kalkarsa eğer kale A8'de kazanıyoruz gibi duruyor. Çünkü taş fazla kalacağız. Ama yine de şahımıza yönelen bir saldırı olabilir. F2 gibi bir hamlenin ardından. Ya da vezir D4 şah çekilebilir. Evet, karışıklığı yaratan şey o. DC aldığımız zaman EF alıyor. Vezir E8. Vezir D4 şah çekerse. Vezir E3 kapatıyorum. Vezir E8, kale E8. Kale E8, vezir D4. Yine fil E3. Vezir A1 yok. Kale var. Vezir D1 yok. Fil var. Vezir D4 bir şey vermiyor. F2 ara hamlesini oynarsa şah F2. Bir şey yok gibi. Tabii son pozisyonu kazanç olduğundan biraz daha emin olmak lazım. Ama başka aday hamle var mı diye de incelemek gerekiyor sanki. At F7 gibi bir hamle niye olmasın mesela? At F7 niye olmasın? At F7, E F3, at alır D6, F E2, at F5, taş kazanıyor. Taşların eşit olduğu varsayılırsa bu fena bir şey değil ama son varyantta kalemizi alıyor. Taş kazanmıyoruz sanki. At F7, E F3. Vezir E8 olabilir. Kale E8. Kale E8. Şimdi kalemizi alıp at D6 alabiliyoruz. Gerçi kalemizi alalım. Evet. Oldukça karışık bir pozisyon. At F7'nin niye olmadığını anlamak bir hayli önemli görünüyor. At F7, EF3, Vezir E8. Vezir E8 hamlesine kale E8. Kale E8. Çok fazla boşta taş var. At A7. At D6. Fil alır C2. Ama bu doğru olabilir mi? Bu hesap doğruysa eğer çünkü her şey eşit oluyor sanki. Bir taktik bir şey yoksa. Yani şöyle bir hesap oldu. At F7, E F3, Vezir E8, Kale E8.
Kale 8. Ata 7. Veziri feda ediyoruz. At D6. Fil alır C2. Ve son pozisyonda bir atımız ve bir filimiz var. Ama beyazın bir kale fazlası var. Bir kalite fazlası var sanki, evet. At F7 o anlamda EF3 oynanırsa veziri E8 ile karşılanabiliyor. Çünkü F2 gibi bir ara hamleye hep bakmak gerekiyor. At F7, F3, vezir, E8, F2. Şah almak zorundayız. Kale 8, kale 8, kale 8'den sonra artık vezirle ayrılabilmiyor mu buradan? Çünkü doğrudan bitiremiyoruz. Ama bunda. Belki vezir F6 oynasa. Fil F5, vezir F5 ve ardından kalemizi alsa. Vezir F6 hamlesinden ne oynayacağını tam göremedim. Vezir F6. F2 hamlesi ara hamlesiyle başlıyor. Şah F2, vezir F6. Yani şöyle demek istiyorum tekrar. At F7, F3, vezir E8, kale E8, kale E8. F2, şah F2, vezir F6. Ve şimdi fil açarak saldırı yapmak istiyor. Kalemizi istiyor. Vezirini kaçtı. Fil de fil alırsak vezirle alıp şah çekiyor ve aynı zamanda dönüp kaleyi alıyor. Bu sanki siyahlar için fena değil gibi. At F7 hamlesini elimine edebiliriz. Bu sebeple DC6 bedava taş alışına bakmakta, yeniden gözden geçirmekte fayda olabilir mi acaba? O pozisyonda kazanç olduğuna emin olamadım. Çünkü DC6, EF3, vezir alır E8, kale alır E8, kale alır E8. Fil C2 alıyor. Doğrudan bitiriş yoksa vezir D1 de istiyor. Hiç emin değilim bunun doğru cevap olabileceğine. At F7, EF3. Ara hamle kaçırıyor olabilir miyim? At D6. Kale alır E2, kale alır E2, F alır E2 ve vezir çıkmak istiyor. Ve kayıp oluyor pozisyon kale E2'den sonra. At F7, EF3, vezir E8 bu yüzden. Vezir E8, kale E8, kale E8. Vezir F6. F2 vezir F6. F2 şah F2 vezir F6. Evet, oldukça karmaşık ve zorlayıcı bir probleme benziyor. Hiçbir şey yapmayan kale A6 gibi bir hamle aklımdan geçiyor ama sanki ona direkt en kötü at D4 oynar gibi düşündüm. Yanlış mı düşünüyorum? At D4 hem kalemi istiyor hem vezirimi istiyor. Vezir alırsam ara hamle yapıp şah çekiyor. Sonra kalemi alıyor. Kale A6 bu yüzden geçerli değil. Dc6. F3, vezir E8. Kale E8. Kale E8, F2. Kale E8, F2 değil. Kale E8, fil C2. Evet. Oldukça zorlayıcı. Yani çok mantıklı görünmeyen bir şey düşündüm ama bir varyantta da. DC, EF alınca fil F5. Kaleyle vezir aldığı zaman fil H7. Şah H8, at F7. Şah H7, at X, D6. Alır D6. Maalesef kale 2 vurduğu zaman kale 2 F2 vurursa vezir çıkmak da istiyor.
Evet. Acaba ne olabilir? DC, EF, fil F5. Bu fikir niyeyse olmazmış gibi geliyor. Çünkü kale çarpı E2 alıyor. Kale 2, F2 alınca da vezir çıkmak istiyor. Böyle bir numara olduğu için sanki geçerli değilmiş gibi bir izlenim var. Öte yandan DC alıp DC aldığında EF alırsa normal oynayabilir miyiz acaba? DC, EF, veziri kaçarsa kale E1, vezir E1, fil C2. At F7, vezir C6. Bu da bir şey vermiyor sanki. Kale F7 gibi bir hamle düşünülebilir mi diye düşünüyorum. Kale F7 hem file hem ata saldırarak fakat at D4 gibi çok güçlü bir hamlesi var. Rakibimizin. O yüzden DC6 varyantlarını belki daha iyi hesaplamak gerekiyordur. DC6 F3. Şimdi hem vezirimiz hem filimiz E dikey üzerinde evet, çaprazda sıkıntılar var gibi görünüyor. Vezir E8, kale E8, kale E8. Fil C2. Sefer ama D1'den çok ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Kale D7 oynayabiliyor muyuz? Kale D7, vezir C6, kale D8. Çok ilginç. Fil düşüyor ama doğru olamayacak kadar enteresan. Şöyle yani. DC6, EF3, vezir E8, kale E8. Kale E8. Fil C2. Şimdi vezir D1 istiyor. Arada F2 hamleleri bir şey vermediği için çok ilgilenmedim ama. Ve kale D7 oynuyoruz. Bu sefer vezir C6 almaya kalkarsa en basit çözüm ne olabilir? Vezir C6, kale D, D8. Ama tabii ki şurada acaba vezir çünkü şöyle bir durum var. F2 sürmeyi destekleyebilirse vezir F6 gibi bir hamleyle çünkü F2 sürdüğü zaman fil D3 ile birlikte geliyor. Mesela vezir F6 oynasa kale D7 hamlesini. Ama ona bu sefer kale D8 geri oynayabiliyoruz. Çünkü F2 sürdüğü zaman şah F1 oynayabiliyoruz ve fil D3'e kaleyle D3 almak mümkün. Ben ancak bu kadarını görebildim. Daha fazla uzatmak da istemiyorum. Şu hamleyi deneyeceğim. Oo. İşte bunu hiç beklemiyordum. DC6 o kadar uzun süre hesapladıktan sonra bu hamle hiç değinilmemiş olması ve benim ana varyantım bu. Başka bir şey açıkçası düşünemezdim. Benim düşündüğüm buydu. Şimdi fil vezirle şah çekemiyor. Mecbur, çünkü vezir kapatabilirim. Almak zorunda. Şimdi fili istiyorum. Ve yine vezirle şah çekemiyor. Fil E3 var demiştik. Çünkü ne buradan ne buradan şah çekebilir. Şimdi böyle bir hamle olabiliyor. Buna rakibin tehdidi çok sağlam bir tehdidi var. O yüzden bu hamleyi görebildim bir tek. Ve vezir C6 alamadığını çünkü gerek kale F7 gerek kale D8 olsun. Beyazın kazanacağını varsaydım. Ama ondan bile tam emin değilim açıkçası. Vezir F6 gibi bir hamleyle eğer piyonu sürüp fil D3 oynamaya çalışması da D dikeyinde kale yüzünden iyi değil. Çünkü en kötü feda bile yapabiliriz değil mi? Gerçi bu piyonu tutabilir. Yani burada o yüzden basitçe bunu oynamak gerekebilir. Evet. Böyle durumlarda eğer işin içinden çıkamıyorsanız ve bunu başka türlü kontrol edecek vaktiniz yoksa yorumları incelemek iyi bir yöntem olabilir.
Acaba ne söylemişler? EF3. Bc8, Kale8, Kale8. Fc2. Kale F7 direkt söylenmiş. Ben kale D7 düşünmüştüm. Kale F7, vezir D1. Gerçi bu pozisyonda bile rakibin devamı yok. Belki burada hata ettik. Evet, vezir burada çok faydalı görünmüyor. Ve siyahlar mat olmak üzere. Çünkü hiçbir şekilde engelleyemiyor. Evet, ben bunu kaçırdım açıkçası. Bunu yorumculardan birisi takdire şayan bir şekilde belirtmiş. Taş fazlayız. C piyonunu saymıyorum bile. Evet, ilk denemede çok fena değildi açıkçası. Devam edebiliriz. Şu an ne kadar zamandır soru çözdüğümü bilmiyorum ama devam edebiliriz. Çünkü istediğim kadar fazla çözemedik. Videoyu uzun bulanlar tamamını izlemeyebilirler. Ama ben burada kendim için de bir alıştırma yapıyorum. Kendime faydalı ne varsa sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden devam edeceğim çalışmaya. Fil A6. En son fil A6 oynanmış ve rakibimiz veziri saptırmak istiyor. Kale C3 almak için. Tabii ki hemen alışı hesaplamak lazım. Vezir A6. Kale C3. Kale C3. Vezir C3. Kale D3. Çatal. Vezir C8 oynayamıyor. Vezir var. Bu kadar basit mi acaba? Bir arada B5 hamlesi gibi bir şey var mı? Düşünelim. Vezir A6. Kale C3. Kale C3. Vezir C3. Kale D3. Çatal atıyoruz. Vezirli atalım. Veziri kaçıp atı koruyamıyor. Perpe yapma imkanı var mı diye bakıyorum ama vezir C8'i çok güzel koruyor. B5 gibi bir hamleye fil alabilirim. Ve at yine boşta. Acaba vezir A6'ya kale C3 almak zorunda mı? Gerçi almak zorunda. Kale D3 oynamak istiyorum. Yine de kontrol açısından başka hamle var mı diye bakabiliriz. Veziri kaçmak. Evet, başka hamle göremiyorum. Evet, yine kontrol etmek açısından perpe yapmak isteyemiyor. Çünkü bir tane şah çekiyor ve kaçıyoruz. Bir tane şah çekebiliyor. Kaçıyoruz. Evet, alıyoruz. Evet. Böyle sorular bekliyorum daha çok. Yine karışık pozisyon ve siyahların kalite üstünlüğü var. En son kalemizi almış. Görünen o ki kaleyle kaleyi alamıyoruz. Çünkü vezir B2 mat var. Vezirle niye alamıyoruz onu tam anlayamadım. Çünkü veziri ayrılırsak buradan vezir C3 ile mat yapabilir biz. Tamam onu anlayabiliyorum ama vezir aldığımız zaman kaleyle kaleyi aldığında vezirle alırsam tamam bu yanlış. Şöyle bir şey olabilir. Vezirle alıyoruz. Kaleyle kaleyi aldığı zaman büyük hatamız burada vezirle almak olur. Çünkü o zaman perpe yapıyor. Vezir C3 şah, vezir B2, vezir E1 şah, vezir B1, vezir C3 şah. Dolayısıyla püf noktası herhalde vezir E1 aldıktan sonra kale B1'e şah almak zorunda olmamız gibi duruyor. Evet, savunma sorusuydu. Acaba zor biraz daha zorları ayarlayabilir miyim? Chess Tempo'nun arayüzü değiştiği için soru setlerini nasıl oynayabiliyorum? Çok bilmiyorum. Aşağıda inemiyorum. Bunlar. Evet, şimdilik o halde. Belki de change set varmış burada. Evet. Seti değil de kolaylığı değiştirebiliriz. Belki medium'a biraz arttırabiliriz. Karşımıza ne gibi sorular gelecek görebiliriz. Evet. Siyahlar en son fil F5 oynamış. Bir açarak saldırı görünüyor. Çünkü fil A6 F5'ten sonra kaleye bir mat yapmış. Kale kazanmak istiyor diyelim. Daha fazlasını kazanmak istiyor. Açıkça bir tehdit var. Evet, rakibimiz konumuzun içine sızmış gibi duruyor. Kale E7 tabii ki en doğal hamle gibi. Ama kale D7'ye kesinlikle ve kesinlikle vezir A1 gibi bir şah çekiş var.
Onu görmezden gelemeyiz. Kale 7 vezir abire, örneğin fil kapatamıyoruz, vezirimiz boşta. Ama kale 7 vezir abire vezir kapatabiliriz. Vezir abir, kale abir, kale 7, fil F5, at F5. Şöyle bir sezgi oluşabilir. Filde bu atın boşta kaldığı durumlar var. Bu kesin. Bununla ilgili bir şey oluşabilir. Ama bunu nasıl yerleştireceğiz pozisyon içine? Örneğin kaleyle 7'yi aldığı zaman vezir A1 dışında fil D3 gibi bir hamle de var. Ama fil D3'e kale C'yi de alabiliriz. Kale C7, kale C7, vezir C7 mat fikriyle. Çünkü 7. yataydaki kalemiz burayı kolladığı için kale 7. Yani fil D3'e kale C7. Ve matı engelleyemiyor. Şah B8 oynasa bile kale E8 şah çekip at E8, kale C8 mat yapabiliriz. Yani dolayısıyla kale E7'ye fil D3 gibi bir ana hamle yok. Kale E7'ye tabii ki kale E7 oynayabilir ama buna fil F5 şah diyoruz. Atla alırsa vezir F5 şah deyip sonra hava deliği açmak için vakit bulabiliyoruz. Dolayısıyla kale E7 kale E7 aldığında kaybediyor. Kale E7'ye vezir A1 yapmak zorunda. Vezir A1'e vezir kapamalarından, vezir C1, vezir B1'den uygun olanı sanıyorum vezir C1. Çünkü vezir B1'e fil de burada olduğu için bunu yapmak doğru olmayacak. Vezir C1, vezir C1, kale C1. Şimdi kale E7 oynanırsa bizim artık arka yataydan mat olmadığımız düşünülürse fil D6 hamlesi hem kaleye saldırıyor hem file saldırıyor. Böyle görünüyor cevap bana ama bir kez daha deneyelim. Kale E7, vezir A1 şah, vezir C1, vezir C1 şah, kale C1, kale E7. Şimdi fil F5 yaparsak at F5 var. Fil D6 oynamalıyız. Kaleye saldırmalıyız. Ve filimizi almaya vakit bulamamalı. Çünkü kalesini istiyoruz. Evet, bunu da başardık. 2,5 dakikamızı almış. Bir son soru çözebiliriz belki. Çünkü biraz yoruldum açıkçası. Verimi düşürmesinden korkuyorum. Pozisyona doğrudan taş kazancı görüyorum yanlış görmüyorsam. Vezir G4 alıp at F3 şah çekip bunu alabiliyoruz. Neyi yanlış görüyorum acaba? Vezir G4, at G4. At F3 şah. Şah bir yerlere. Kale F1. Şah F1, at D2. Başlangıç pozisyonunda taşlar eşit. Acaba daha büyük, daha güzel bitiriş mi var? Benim göremediğim. At E2 öne, at F2 öne, at E2 öne, vezir alabiliyor. Ha, belki at E2 öne. Ama gerçi vezir almak zorunda değil ki. At F3 hamlesinde belki almak zorunda olabilir. At F3 şah G2. Kale F1, vezir C8 ara hamlesi var sürekli. At F3 ile vezir G4 arasındaki farkı anlamaya çalışıyorum şu anda. Sanki at F3 de benzer bir sonuç verebilir gibi. Ama at F3 ile başlarsak eğer vezir H3 almaya vaktimiz yok çünkü kalemiz boşta. At F3, vezir F3'e kaleyle alırsak eğer bu sefer vezirle dönüp bunu alıyor. O yüzden tek cevabı var. Bunu almamız lazım. Evet. Reytingimizi arttırmaya devam ediyoruz. Kale B2. Hata yaparak bitirmek istiyorum aslında. Asıl amacım oydu. Ama bir türlü yanlış yapmadım. Bazı örneklerde gereksiz vakit kaybı oldu tabii ki. Bu da not düşülmeli. Evet, en son piyonumuza vurulmuş kale B2. Evet. Kale B2 alırsak fil C3 mü yapmayı tasarlıyor? Kale B2'ye kale B2 oynamayı tasarlıyor olabilir. Vezir B2'ye fil C3. Oldukça makul görünüyor. Kale B2'ye kale B2, vezir B2'ye fil C3. Acaba siyah şahı vezir F8'e ulaştırıp mat edebilir miyiz diye düşündüm ama kolay görünmüyor. Kale B2, kale B2, vezir B2, fil C3. Pozisyonda kalite fazlayız. Vezir B7, file 1. Vezir D7. Burada birkaç hamle içerisinde bir şey istemem söz konusu ama mümkün değil. Evet, bu son olsun.
Kale B2, Kale B2, Vezir B2, Fil C3. Acaba fil D8 gibi bir çılgınca bir hamle mi var? Çünkü vezirle fil birbirine bağlanmış durumda ve çok fazla alternatifleri yok. Yani kare B2, kare B2, vezir B2, fil C3, fil D8. Vezirimiz alırsa fil vezirini alıyoruz. Kalemiz alırsa vezir boşta. Vezir kaçma şansı. Vezir B4'e de kaçabilir. Vezir B4 alınca kalite fazlayız. Evet. Bir soru çözme kısmının da sonuna geldik. Diğer videolarda daha farklı şeyler yapmayı umuyorum. Oynamak ve soru çözmenin dışında yine klasikleri incelemek. Dünya şampiyonu maçlarını genel bir bakış atmak istiyorduk en son. Orada kalmıştık. Onu yapmak ve yapılacak çok şey var. O yüzden şimdilik bu kadar diyeyim. Ve diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.